Selam arkadaşlar, Ninja Traders kanalının ilk vlog çekimini yapıyoruz ve yollara düştük. İlk vlog, yoldan video çekiyoruz, ne kadar güzel. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Çiliz'in, yani Sosyos'un merkezine gidiyoruz arkadaşlar. Bir yıldır çok fazla üzerine konuştuğumuz, Türkiye'de de birçok yatırımcısı olduğunu düşündüğümüz Çiliz'in merkezine gidiyoruz. Çiliz'in binasında ne var, Çiliz ne iş yapar, ne yapar, ne eder? Altuğ ile görüşmeye gidiyoruz. Altuğ bize, sizler için Çiliz'i anlatacak. Taraftar tokenlarının mantığını anlatacak. Bizim için de keyifli bir etkinlik olsun. Altuğ'da bir ziyaret edelim istedik. Bunu da sizinle paylaşmak için video çekiyoruz. O zaman iyi seyirler diliyoruz. İyi seyirler, aynen. Bakalım ne bekliyor bizi. Sonraki şeyde giriyoruz. Elimi şöyle yapayım ki hemen oradan geçiş olsun. Yakalandık. Ne haber abi? İyi abi, senden ne? İyidir, gezdireceğim bizi buraya. Hadi gel. Hadi başlayalım. Hadi kapatayım bari. Ne haber? Ya senden ne? İyi bende. Burası ofis yöneticimizin odası. Evet. Burada genelde takılıyor. Bugün evden çalışıyor ama. Ha. Burası böyle salonumuz. Misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. Futbolcular falan geliyor mu? Efendim? Futbolcular falan geliyor mu? Daha başlamadı futbolcular. Başlamadı. Burası benim ofis. Size gülüm söyledim. Biraz daha yiyeceğiz. Vallahi burada zerafet var. Çiliz'de 10x yaptı tabii. Keyifler yerinde. Evet arkadaşlar, burası Çiliz'in, Sosyos'un ofisi. Var mı başka görmemiz gereken bir yer? Böyle civcivli yerleri görelim ya. Gerçekten çok keyifli. Görüşeceğiz. Merhaba. Kolay gelsin. Merhaba. Evet, burada Galatasaray formasını görüyoruz tabii ki. Evet, videodayız. Burası Gökçe'nin ofisi. Burası yine ofis. Burası toplantı alanımız. Kolay gelsin. Merhaba. Burada customer support'umuz var. Hmm. Yine 3 arkadaş daha gelecek yakında. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Barış. Bir de 360 derece şeyimiz var ama oraya çıkmayalım şimdi. Orayı boş verelim. Biz direkt geçelim ofisimize, dürümlerimizi yiyelim. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, yani yatırım yaptığınız proje canlı kanlı, ofisi yeri olan bir bölge. Şimdi birazdan Altuğ'yla Çiliz'i, piyasaları konuşacağız ama önce bir yemek arası. Kapatalım şöyle. Kamera kontrol. Yemekleri de yedik. Birazcık Çiliz'i, Sosyos'u konuşalım. Ne haber abi, nasıl keyifler? İyi valla, yedik yemeği, doyduk. Yani şimdi daha iyiyim. Şimdi ben de çok daha iyiyim. Valla yoldan geldik buraya. Tabii ki Sosyos'un, Çiliz'in ofisinin yerini söylemeyeceğiz. Taraftarlar coin düşerse falan gelmesin diye. O zaman abi direkt başlayalım. Sen birazcık kendinden bahset. Seni tanımayanlar olabilir. Sen Altuğ piyasanın çok eskilerinden bu arada. 2017'de mi girmiştin? Aynen, 2016 sonu aslında. 2017'de sonu. Twitter hani muhabbeti başladı. Sosyos'ta, Çiliz'de ne kadardır varsın? Ağustos 2019 girişim. 2019 değil mi? Evet. Ben hatırlıyorum, kaç 70 satoshi civarlarındaydı. O zamanlarda şeydi, yani yeni yükselmeye başlıyordu. Çok söyledi Altuğ bana, Çiliz alın. Ne bu, nedir ne değildir bilmiyorum. Ondan sonra almadık, bir dönem yükseldi. Orada girdi benim de radarıma Çiliz. Hatta benim de YouTube kanalımda incelediğim projelerden bir tanesidir Çiliz. Biz de çok beğeniyoruz. Sen Çiliz'de ne yapıyorsun abi? Birazcık onu şey yapalım. Abi, Çiliz'de ben ilk başlarda sadece danışma olarak çalışıyordum. İşte pazarlama ve iş geliştirme üzerine çalışıyordum. Şu anda tüm Türkiye operasyonlarında direktörlük yapıyorum. İşte ofisin kurulumu olsun, iş görüş, iş anlaşmaları olsun, yeni iş alımları olsun vesaire, her işte koşturuyoruz şu anda. Normal tabii. Eskiden bu kadar şey yoktu. Türkiye'de kitle yoktu. Alex peki Türkiye'ye odaklandı mı, yoksa Türkiye'de çok büyük bir popülarite olduktan sonra Türkiye'ye ağırlık vermeye başlandı Çiliz tarafında? Tam olarak öyle yani. Tam olarak öyle değil mi? Evet. İlk başta bizim ana pazarımız, yani esas pazarımız Güney Asya tarafıydı daha doğrusu. Hı-hı. İşte Güney Kore olsun, Japonya olsun bizim asıl kilit pazarlarımızdı. Fakat girdikten sonra ben şirkete, orada bir böyle bir heyecan yarattık tabii. Türkiye ayağı birazcık böyle, zaten bizim komüniteyi biliyorsunuz. Yani. Çok kalabalık. Onlar bir girmeye başlayınca baktım, bizimkiler burada ciddi bir potansiyel var. Asıl kilit pazarımız şu anda Türkiye oldu. Ya ben çok tırsıyordum açıkçası. Yani birazcık şey değil mi, bir influencer için sonuç itibariyle sen Çiliz'den önce tanınan, gerçekten piyasada piyasaya da faydası olan, paylaşımları olan bir hesaptın. Bir
bir token'ın bünyesi altında olmak risk geldi mi sana ilk başlarda? Yani çünkü proje bir şey olduğu zaman proje iş bütün yük sana kalıyor yani. Kesinlikle abi. Zaten bunu ilk kendi yaptığım projeden de ara sıra yaşadım yani bu şeyleri. O yüzden dolayı da hiçbir projeyi kabul etmemiştim aslında Chiliz gelene kadar. Chiliz'in de kabul etmemin sebebi zaten benim yüksek lisans döneminde de bu konu üzerine çalışıyor olmam. Makaleler yazıyor, akademik çalışmalar yapmış olmam yani. Blockchain'in futbol piyasasını nasıl değer yaratabileceği üzerine makalelerim var zaten. Hı hı. Baktım, o zamanlar hatta yazıyordum, bir projede geliştirdim. Baktım sosyos arkadaşlar atıyor, al senin proje falan, ağlıyordum yani. Hadi bir ya. Projeyi yapmışlar. Ondan sonra Chiliz işte Alex'le Twitter'dan konuştuk. Daha sonrasında bir teklif geldi. Zaten hani gözü kapalı açıkçası. Yani böyle kendi projemiz hazır yapılmış geliyor. Ben de aynı mantıkla şey yaptım. Hatta biz Emre'yle ne zaman ilk böyle taraftar tokenları yeni yeni böyle duyulmaya başladı. Dedik, gerçek proje herhalde ya. Kripto paralarda. Ya benim görmüş olduğum tek gerçek proje diyebilirim. Ben hayata dokunan başka bir proje var mı? Varsa da ben bilmiyorum. O yüzden biz Chiliz'e çok önem verdik. Twitter'da olsun, YouTube kanallarında ayrıca yayınlarımızda olsun hep bahsettik. Yani çok beğenerek de bahsettik ve güzel de zaten bu zamanda yükseliş sağladı. Kazanç da sağladı. Artık bundan sonrasına bakacağız. Aynen. Biz bir de yani çok uzun süredir Chiliz'i konuşuyoruz. Yani gerek Ninja takipçileri gerekse benim takipçilerim bilir. Yani ben 1,5 yıldır hep söylüyorum. Tek uzun vadeli. Bu arada benim ilk tuttuğum token'dır bu. Yani 2017 yıllarında zararına ağlaya sızlaya tuttuğum coinleri saymazsak kendi özgür irademle hold ettiğim tek coindir Chiliz. Araya da şöyle bir şey geçmek istiyorum. Aklınıza bir şey gelmesin. Ola da edebilir bu arada ama herhangi bir sponsorlu içerik, reklam, işte Chiliz'in tanıtımı gibi bir durum değil bu. Bizim bir yıldır, neredeyse bir buçuk yıldır işte ara ara alasata olsa genelde hep aynen. Tuttuk değil mi? Hiç evet, satmadık. Evet. Tuttuğumuz proje çok da güzel yerlere geldi. Altuğ'la da zaten çok eski tanışıyoruz. Bir oturalım sohbet edelim. Hem insanlar neye yatırım yaptıklarını bilsinler. Hem işte projenin geleceğini, neler beklediğini falan konuşalım diye bu yayını yaptık. Onu da böyle aradan bir alt bant olarak geçeyim dedim. Peki, gelelim başka bir soruya. Şimdi Chiliz çok yükseldi. Bu saatten sonra almak tabii Chiliz. yani ben hiç beklemiyordum abi. Yani hiç hazır değildim Chiliz'in artmasına. Ya ben diyordum ki biraz daha böyle 3 ay, 5 ay sindire sindire. Çünkü düştükçe ufak ufak topluyorum ben. Ama hep diyorduk ya, bak diyoruz, şu gitti, bu gitti, şu uçtu. Ama Chiliz hep yerinde sayıyor. Biz bunu hala tutuyoruz. Abi bu yükselecek, inandık falan. Hani paylaşımlarımız da oluyor ve meyvesini verdi bence. Biz şeyi falan konuştuk çünkü. Dedik ki ya dedik, hani ligler kapalı. Market aynen. Uçuyor. Bu dedim ucuz kaldı. Yani ligler tekrar açılacak. Daha büyük bir hype yaratacak. Çünkü ben tanıtım filmlerini falan görüyorum. Milan'la Roma sanırım. En son görmüştüm. Milan'la Roma maç başlarken taraftar token plaketleri var. Onları değişiyorlar falan. İlk trade. İlk saha evet. İçindeki ilk fan token trade. Canlı kanlı trade. Evet. Çok iyi. Yani şimdi bakıyorsun abi kripto paralara. Ya o kadar çok coin gördük ki biz. Yani geldi, aynen. Geçti, battı, çıktı. Hepsinin adı silindi. Ama yani Barcelona gibi, Galatasaray gibi, Milan gibi büyük takımlarla anlaşma yapabilmiş bir proje olması gerçekten çok güzel. Bizi önümüzdeki günlerde neler bekliyor? Yani fiyat çok yukarı olmasına karşın Chiliz'in önümüzdeki dönemlerdeki projelerinden ya da işte hedefleri olabilir. Bunlardan senden birkaç tane bilgi istiyoruz. Tabii ki abi, güzel bir soru. Zaten Chiliz hani başından beri çok yüksek hedefleri olan, her zaman en iyi hedef, en iyi isteyen bir zaten CEO'ya sahip. Alex'i biliyorsun sürekli aktif. Hem toplulukta hem Twitter'da. Kaç tane CEO'yu girip Telegram kanalında Alex Van Moon diyebiliyorsun ya. Tabii ben Twitter'dan hep yazıyorum altına Van Moon Sir diye. Onu yazdıktan sonra yürüdü ama. Yani cevap veriyor, topluluğu dinlemeyi seviyor, topluluğun isteklerini görüyor ve buna karşı aksiyon alıyor. Çünkü biz topluluğumuzla beraber büyüyoruz. Yani sadık ve güzel bir kitlemiz olduğu için zaten bu seviyelere gelebildik. Hani biz de sözünüzü dinlediğimiz için aslında, o kişilerin sözünü dinlediğimiz için onlar da güveniyor. Uzun vadede planlarımız tabii ki çok daha fazla takım istiyoruz. Yani şu anda 25 takım falan var sanırım. Futbol dışında hangi alanlar var mesela? Abi şu an basketbolda Galatasaray'ın, işte zaten arkamda Galatasaray basketbol var. Çok nadir oylama yapıyoruz şu anda onlarla ama ileriki zamanda birazcık daha oturduktan sonra bu
ortamımız, özellikle çalışanlarımız daha da çoğaldığı zaman çok daha fazla işler yapacağız. Futbolumuz var, e-sporumuz var. En yoğun olarak atıldığımız e-spor var. MMA var, dövüş. Şimdi bunu da belki daha önce söylemedik sanırım ama MMA'ya özel ayrı bir şey yapıyoruz. Sosyal medya kanalı açıyoruz. Şimdi çünkü UFC ve Pro Fighters'daki iki tane MMA takımımız var, ligimiz var. Bu liglerle çalışmaya başlayacağız. Ve onlara özel sadece Sosyos MMA ya da Sosyos dövüş sanatları üzerine bir kanal hesap üzerinden etkileşimlere başlayacağız. Onun haricinde farklı ülkelerde farklı çalışmalar da yapıyoruz. Mesela Kore'den inşallah yakın zamanda yeni güzel haberler gelecek. Dediğim gibi ilk başta Kore bizim için önemli bir market. Türkiye'den daha önce açılmış bir pazar hatta bizim için. Orada da uzun zamandır yapılan çalışmalar var. Bitmek üzere, çok az kaldı. Kriket tarafında bir planlama yapılıyordu. O da uzun sürdü. Yani şöyle söyleyeyim, uzun sürmesinin sebebi aslında... Pandemiden değil mi acaba? Her şey aksıyor çünkü. Pandemi çok çok bariz pandemi. Çünkü gidemiyorsun. Hani normalde yüz yüze gidip görüşüp el sıkışıp dönebildiğin durumlar oluyor. Ama şu anda gidemiyorsun yani. Evet. Hindistan'a nasıl gideceksin? Kore'ye nasıl gideceksin? Yani 10 saat uçakla kimse gitmek istemiyor, riski almak istemiyor. Mesela ben hafta sonu İzmir'deydim, işte bir Göztepe anlaşması vardı. Yani Ankara'ya gitmiştim önce. Ankara'dan uçakla şimdi dönüyorsun abi, sıkış tıkış, öyle insan telaşlanıyor sonuçta yani. Evet, evet, evet. O yüzden birazcık daha uzun sürebiliyor normalden. Bazı anlaşmalar 2 yıl. Yani benim şu anda görüştüğüm bazı gruplar var Türkiye'den mesela. 1,5 senedir görüşürüz adamlarla. Hala o arpa yolunu açtık tamam ama hani... Ama ben bir anlamı Galatasaray'la anlaşılmış, Trabzonspor'la anlaşılmış. Yani her takımın koşarak gitmesi gerekiyor. Ben öyle bakıyorum olaya yani. Hani... Ya aslında istiyorlar, sosyoloji çalışmak istiyorlar ama bizim hala tam olarak vizyonumuzu kavrayabilmiş değil bazı takımlar. Yani buna tamamen para gözüyle bakanlar var. Ama biz bunu birazcık daha böyle spor tarafında taraftar etkileşimi ve yeni nesil bir iletişim aracı olarak kurmaya çalışıyoruz. Yani taraf şu anda tabii ki çok büyük bir kitle kriptocu alsız için uğraşıyor ama bizim ana hedefimiz kripto dışı değil mi? Kripto dışı. Tamamen spora yayılmak, ana akım. Evet, evet. Ana akımda olmak. Evet. Amaç bu. Bu amacın üzerinde de işte çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Türkiye ofisimiz şu anda gördüğünüz gibi işte 5-6 kişiyiz şu anda. 5 kişiyiz şu anda, ben de dahil. 15 Mart'tan itibaren 3 kişi daha geliyor. Yıl sonuna kadar herhalde bir 10-12 kişi oluruz. Olduktan sonra evet, yavaş yavaş büyüyoruz. Süper. İşte Amerika'da ofisimiz açıldı. Başka nerede vardı ofisiniz? Bir yerde daha var. Şu an Lyon'da var. Orada da teknik ekip var. İşte Kore'de var. Malta zaten ana ofis. Güney Amerika'da var. Malta'dakini biliyorum. İtalya'da var mıydı? İtalya'da yok ama İspanya'da açılıyor. İspanya'da. İspanya'da. Madrid'de açılıyor bir tane ofis. Buradan da bir bilimsin şöyle. Madrid'de ofis açılıyor. Yani bakıyorduk ya, dedik yerleri var adamların. Aynen. Aynen. Yani biz bize coin her şeyi alıyoruz, satıyoruz. Ben coin'den dünyanın parasını kazanmış ama bir araştırıyoruz, bakıyoruz coin'in şeyi bile, adresi bile sattı. Aynen, aynen. Yani böyle bir piyasa çünkü kripto para piyasası. Yani izleyiciler de bilir, buradaki herkes de biliyor. Gerçekten kripto para piyasalarına o kadar boş, o kadar siken proje var ki hiç ne yaptıkları, ne ettikleri belli değil. Tabii Sosyos'u da ayıran benim gözümdeki şey, ben hep söylüyorum yani taraftar kitlesi çok anormal yani. Ben futboldan zerre haz etmem, nefret ederim. Ama tek tuttuğum takım mesela Chiliz çünkü. Yani taraftar olayı çok... Adamlar potansiyel var. Çok evet. Var abi. Yani gözü kapalı veriyor adam o parayı. Yani evet. O sıkış tepiş maça giden adam o token'ı da alır yani desteklemek için. Alır. Peki taraftara ne gibi güzellikler yapılıyor? Evet. Yani biraz da bu böyle özelliklerden birazcık şey yapsak. Bir de takımlar memnun mu bu oluşumda? Evet, o tarafta durum nasıl? Memnunlar şu anda. Öyle yani, mi? Çünkü şu anda bilet satamıyorsun. Hı-hı. Forma satamıyorsun. Sponsorluklar düştü çünkü maça gelen yok. Evet. Gelemiyor. Abi şu anda tek gelir kapısı aslında hani kulüpler için şu an tek gelir kapısı Sosyos. Tabii belli başlı farklı sponsorluklardan gelirler üretmeye çalışıyorlar ama düzenli uzun vadede garanti görebildikleri şu anda tek yer burası. Bunu işte yavaş yavaş şu andaki çalıştığımız kulüpler görmeye başladı. Birazcık daha bu önemi hani kendi sonuçta kendi ürünleri. Yani burada yazan şey Galfen Token. Anladın mı? Aynen. Yani burada Sosyos yazmıyor ya da Chiliz yazmıyor. Galfen evet. Token yazıyor. Tabii. Çünkü kendi ürünü, kendi markası. Bunu evet. Pazarlamaya yavaş yavaş başladılar. Bu bizim için çok önemli çünkü orası bir eşik bizim için. İlk başta biz bizi hep şey olarak görüyorlardı. Sponsor. Hani para gelecek, sponsor evet. Olacak.
Oradan aslında devam bu bir gerçek bir işbirliği yani. Gerçek bir işbirliği, evet, tamamen. Yani Nike nasıl forma üretiyor? Biz evet. de abi Nike gibi token üretiyoruz takımlara. Evet, evet. Tamamen bu aslında. Taraftarlarla yürüdüğümüz nokta da şöyle. Yani belli başlı tabii ki oylamalara katılabiliyorlar. İşte Galt Fan token'u olan işte Galatasaray'ın sahaya çıkış marşını seçmişti. Trafen token'u olan Trabzonspor otobüs tasarımını seçmişti. Şimdi mesela Göztepe ile anlaştık. Göztepe'nin ilk oylaması söylemesem daha iyi olur ama güzel bir şeyimiz var, hani planımız var. Orada mesela Göztepe şey diyordu bana, orada Sinan Bey var, ticari direktör. Ya altı diyordu, tamam yaptınız sahaya çıkış marşı seçtiniz, okey. İşte otobüs değiştirdiniz okey ama çok daha güzel bir şey yapmamız lazım. Evet, daha böyle dışarı yapılan bir şey. Zaten bunu da istiyorlar, onun farkındayız ama bunlar yavaş yavaş olacak şeyler abi. Yani bir anda... Şirketin önce çok büyüyüp... Zaten daha sistem büyük de yavaş yavaş oturuyor. Evet evet, sistem de yavaş. Yani bir anda olacak işler değil. Mesela Apollon Limassol'la sahaya çıkış 11'in dizilişini seçtirdik. Bir de 11'i seçtirdik. O maçı 6-0 kazandı adamlar. Çok iyi. Çok iyiymiş abi. Şimdi hayalimiz mesela Socios Cup yapıp, bir sosyos kap yapıp burada oyunun kurallarını da biraz değiştirip hayda çok iyiymiş. Şey de eğlenceli maçlar falan da yapılabilir böyle hayali evet. takımlar ne bileyim yani ben tabii. düşünüyorum da işte sosyos kapta yani taraftara hangi formayı giyeceğini seçtirtmeyi düşünüyoruz. Sağ dizilişini seçtirtmeyi düşünüyoruz. İlk yarı bittiğinde oyuncu değiştiği yaptırmak istiyoruz. Yayını belki Twitch üzerinden, YouTube üzerinden yapmak istiyoruz. Evet abi, Twitch kesinlikle. Yani evet, bak, evet. Twitch'te çok ciddi bir kitle var. Abi şimdi e-spor da çok anormal ilerledi. Yani hani bugün futbola, basketbola bakıyorsun. Çoğundan büyük etkileşim var. Şimdi pandemi de var. Peki Twitch tarafında, e-spor taraflarında nereler var? Yani birkaç tane vardı ama tabii ki çok takip edemiyoruz. Bayağı yerle anlaştınız. Bu Twitch ya da e-spor alanında böyle bilinen, herkesin tanıyabileceğini düşündüğümüz isimler var mı? Şu anda ya da görüşülen. Benim bildiğim OGN var. OG var evet. Değil mi? Evet. OG mi OGN mi? OG yani onun şu an Counter Dota'nın... Strike takımı falan var. Ben takip ediyorum onu. Doğru doğru var Counter Strike takımı. Aynen. Asıl mecrasının Dota 2. Hmm. Yani 2 sene üst üste şampiyon olmuşlar. 50 milyon dolar. Dota'nın da esporu çok kalifiyeli yani. Dota çok iyi. OG var orada. OG var. Navi var şeyden. Ukrayna'dan. Navi evet. Ukrayna'da öyle mi? Evet. Tabii canım Navi var ya. Hadi ya. Navi çok iyi. Evet. Şu an Counter-Strike'da falan ilk 2'de mi? Tabii tabii. Birinci mi? Öyle bir şey yani. İkiler. Bayağı iler. Alliance var İspanya'dan. The Alliance diye bir takım var. Bir tane daha vardı ya. The Heretics var. Pardon, Heretics İspanya'da. Biliyorum onu da. Heretics. Onu da biliyorum. Talep nasıl abi? E-spor tarafının talebi nasıl? Şeyin normal taraftarların talebi nasıl? Ya ben kafamda çünkü e-spor kitlesi biraz daha ilgilidir diye düşünüyorum böyle şey. Ya e-spor'da şöyle bir handikapımız var. Aslında onu birazcık daha toparladık. Şimdi e-spor kitlesi birazcık daha yaşı küçük olan arkadaşlar evet, diyor. Evet. Yatırım yapacak durumu yok. Evet. Yani 16 yaş altında zaten bizim uygulamada hani alsat yapamıyorsun mesela yapamıyorsun. Orada da bizim şöyle alım yapma izin veriyoruz artık. Çünkü amaç tabii ki o taraftarları ve o kitleyi takımla beraber bir etkileşime sokmak ve onlara ödüller kazandırmak. 14 yaşında adam da istiyor yani. 12 yaşındaki çocuk da istiyor bunu. O yüzden biz orada bir KYC şeyini sıfır şeyi açtık. Normalde KYC 1 olmadan iş işlem yapamıyordu. Evet. Şimdi o sıfırı koyduk. 250 euroya kadar alım yapabiliyor ama satamıyor. Okay. Öyle bir şey koyduk. Öyle de olur. Yani bunlar şeyler için. Yani talep yüksek ama özellikle OG ile başlayan o ilişki işte bu Navi'si, Alliance'si, Heretics'i yayılıyor işte. Bu şekilde yayılıyor aynen. Galatasaray'ın e-sporu da var mesela. Onlarla da Galatasaray e-spor, futbol e-sporunun logosunu mesela seçtirmiştik. Hmm. Yani bu sezon hangi logoyla oynayalım şeklindeydi. Gal token'ı koydular onlar da hatta. O seçildi. Bir de bu sezonun mesela hangi hashtag'iyle bütün paylaşımlarımızı yapalım gibi bir şey oldu. Hmm. Güzel oylamalar gelecek. Daha böyle yavaş yavaş oturuyor işte. Daha millet yeni yeni diyordu ama Galatasaray bayağı bir etki etmiş ya. Benim gördüğüm evet. kadarıyla Galatasaray'ın kitlesi de çok destekledi benim anladığım kadarıyla. Ben şu görüyordum böyle hep Galatasaray formalı profiller abi. Profilde hep Galatasaray forması var ya da sarı kırmızı kartlar var. Çiliz avlama böyle tabii. Galatasaray SS'ler falan çok paylaşılıyordu. Ben bakıyorum mesela çoğu bizi takip etmiyor hesaplarını. Tek tek bakıyordum böyle. Yeni oradan anlıyordum yani hani kripto para dışında da çok kitle geliyor. Yani bakın burada hani konuşuyoruz ama gerçekten yani iyi bir proje yani şey için. Kripto para ekosistemi için
Ben önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Ama işte canım sıkılıyor, fiyat arttı. O zaman ben herkes için bir soru soracağım. Sor. Çiliz ne olur? Yani bende de var yani. Sana gelmişim, sorma. Sattın mı sen? Sattım ama duruyor biraz. Anladın mı? Benim şeyde var. Sosyo setinde var hala. Birkaç fan token aldım. O tokenlarla alakalı ben de bir soru soracağım. Birazcık seni şey yapalım. Ne diyorsun Çiliz'e? Abi Çiliz şu an 11-12 cent. Yani biz 2 ay 3 ay önce 3 cent 2 centlik. Evet. 2 centlerden aldım ben de. Yani şu an çok yükseldi. Hani geleceği var mı? Var. Biz çalışıyoruz. Var. Deli gibi çalışıyoruz. Ama bu fiyatı nasıl etki eder hiçbir fikrim yok açıkçası. Çünkü daha önce de aynı şekilde çalışıyorduk. Barcelona geldiğinde işte 2 cent 3 cent gördü, o rekor kırdık diyorduk. Hı hı. Evet, şu anda hani öyle büyük bir haber de yok ama 11-12 cent olduk yani. Bir anda gitti çünkü. Ses hiçbir gece ansızın patladı. Fiyat arttığında falan sizde nasıl bir etki oluştu yani bu Çiliz tarafından? Ya bir garip bir duygusallık var şu anda içerisinde. Çünkü şimdi herkes bizi arıyor. Yani bütün arkadaşlarım arıyor. Altın Çiliz uçmuş, o helal olsun, zengin olmuşsun sen falan. Abi bende Çiliz olmadığı için ben hem buruk bir sevinç var. Kahrolsun. Her arayana şöyle bir... Meşhur kahrolsun. Bana da yazıyorlar. Ben dün sattım zaten. Tweet'te atmışsın. Gitme artık. Yürüme lütfen diye. Ya gene çok güzel kar ettik de. Bağlanmaya, hazırlanmaya şey yok ama. Şey olabilir. Yani böyle bir piyasa düşerse... çünkü piyasa düştüğü zaman bütün coinler düşüyor. Hı hı. Şimdi orada Çiliz'de nasibini alacak. Orada nasibini aldığında ben tekrardan trene atlamayı düşünüyorum. Hani buradan uyarım yapayım. Zaten Twitter üzerinden çok fazla coin vermesem de Çiliz için şey yapıyorum. Çünkü çok var Çiliz. Yani bana o kadar çok Çiliz soruyorlar ki. Çünkü tek böyle Çiliz dedim. Ben de senin gibi aslında birazcık risk aldım. Ama ben de sizin gördüğünüz şeyleri görüp beğendim çünkü projeyi. Yani bu herhalde... Yani eğer bir mağduriyet doğacaksa bu coin'den de olsun. Gidip Uruguay'da tatil fotoğrafı yükleyen projelerden birini şey yapmayalım. Adını almayalım şeylerden. Öyle oldu işte. Bir de benim son bir sorum var. Bu taraftar tokenları arasında beğendiğin tokenlar var mı? Yani illaki her taraftar tokenının dinamiği farklıdır diye düşünüyorum. Mesela Galatasaray'da çok iyi bir başarı yakalandı. Hem etkileşim anlamında hem fiyat bayağı iyi. Birinci sıraya çıktı işte geçen gün market. Ne kadar arttı? Ben mesela taraftar tokenların fiyatını çok bilmiyorum. Şu an sadece sosyosun içinde olduğu için ben de tutuyorum orada coinleri. Alsat hiç yapmadım. Sadece aldıklarımı koydum oraya. Performansları nasıl mesela? Çok iyi performans gösterenler, kötü performans gösterenler ya da fiyatını en azından beğendiğin taraftar tokenları var mı diye. Kısacası ne alalım? Aynen. Abi şöyle, şimdi orada bir konu var, onu bir açıklık getirmek istiyorum önce. Şimdi Socios uygulamasında sadece Çiliz para birimi var ve Çiliz para birimiyle gidip diğer fenlerden alabiliyorsun. Şimdi Paribu'ya gittiğin zaman Türk lirasıyla fen tokenları alabiliyorsun. Binance'e gittiğin zaman Bitcoin ve USDT ile alabiliyorsun. Şimdi işte başka borsalarda da Mercado Bitcoin var mesela. Bitcoin diyorlar onlar bu arada Brezilya'da. Mercado Bitcoin'de Brezilya Reali ile alınıyor. Hmm. İşte Upbit'te Korean Won alınıyor. Her ülkenin kendi para birimiyle alınıyor. Oralarda da var yani şeyi. Tabii. Yani Galatasaray, Trabzon vesaire Upbit'te Brezilya'da alıyorlar işte, peki? Var mı oradan? Tabii şey, hacimler. Hadi ya. Selinca dalıyordur yani. Aynen. Bak bu ülke adam. Her ülkenin famucusu var yani. Yapıyorlar abi. Şimdi bizim şöyle bir sıkıntımız var. Socios uygulamasında CHZ paritesinden bütün fiyatlar gözüktüğü için CHZ yükseldiği zaman abi hepsi aşağıya düşüyormuş gibi gözüküyor ama dolar olarak veya TL olarak fiyatları artıyor. İşte Galatasaray coin 10 liradan çıktı şu an 87 lira, 89 lira. Çok iyi, çok iyi ya. Evet. İşte Barcelona 2 eurodan çıktı şu an 24-25 dolar. Anladın mı? Ama CHZ bakımından baktığında 200 CHZ'yi aldın, şu anda 30 CHZ, 20, 40 CHZ. Yani şey gibi, Bitcoin, elimde bir Bitcoin vardı, Bitcoin 50 bin dolar oldu, yarım Bitcoin'im kaldı meselesine benziyor. Evet. Oradaki şey de şu, Çiliz eğer çok düşmez, biraz stabil bir banda oturursa, o tokenlarda tekrardan o maliyetleri gelince dolar bazlı uçarlar diye düşünüyorum ben. Benim elimde var, Milan var, Juventus var. Milan'ı locker room'dan aldım ben. Abi de şeyi anlatır mısın abi, bu locker room olayını, kilitli dolap ola. Ya şöyle, orada da bizim flört ettiğimiz kulüplere, yani hali hazırda görüştüğümüz, anlaşmak için uğraştığımız kulüplerin belli başlı nickname'ler, işte bir takma isim koyup, işte Real Madrid Los Galacticos, işte AC Milan şu anda içimizde Red Devils, Milan Devils diye koymuştuk.
Çünkü marka haklarını biz satın alıyoruz kulüplerin tokenları çıkartırken. Şimdi marka hakkını almadan da onun satışını yapamazsın. Ama biz farklı bir yöntemle, hani takma isimleriyle, PES'te nasıl eskiden Winning Eleven'da farklı isim kullanılıyor. Benzer bir şey. GTA'da farklı. farklı isimlerle onların ön satışını yaptık insana. Yani aslında talep topladık. Ve kulübe evet, gittik dedik ki abi bak biz 1 milyonluk satış yaptık senin için hali hazırda. İstiyorsan gel. Anladın mı? Ama çok güzel, çok güzel strateji ya. Çok adam iyi. Bakacak falan. aynen, çok iyi. Ya paran hazır. Sen kaçış yok. Şimdi işte Real Madrid var bekleyen, Manchester City var, bir de Formula 1 var. Ama Real Madrid'e girdi. Formula 1'e ben girdim. Hı-hı. Yanlış hatırlıyorum var orada. Hepsi doldu abi şeylerin. Yani Real Madrid bitti mi? Bitti. Onlar çoktan bitti. Hatta süresi de bitti. Şey sorduk biz, Real Madrid token alanları elindeki uygulamaları açtık. Blockchain üzerinden oylama açtık abi. Dedik uzatmak istiyor musunuz? Uzatırsak 45 gün daha anlaşma şansınız var. Hani büyük ihtimal anlaşacağız. Uzatırsak %15 CHZ bonusu vereceğiz size. Bir de tokenları alacaksınız. Normalde %10 CHZ bonusu veriyoruz çünkü o stake yapanlara. O uzatalım dedi çoğu kişi. Bir kısmı uzatmayalım. %5, %6'lık bir kısım uzatmayalım dedi. CHZ'leri geri aldı. Uzatmak isteyenler uzattı. İnşallah yani şöyle yapsaydık, uzatmasaydık, kapatsaydık ve anlatsaydık bizi taşlarlardı. Evet. Tabii. aynen. Büyük taşlarlardı. O yüzden öyle bir şey yapmak zorunda kaldık. Şu anda da işte son birkaç hafta kaldı işte. Bakalım belli olur yakında. İyi ya. Ben Real Madrid'e üzüldüm ama o gerilirmiş. İşte CS olarak düşük başlıyor aslında. yani. Ya bir de Altı ile kaç seri tanışıyor ya, insan hiç mi demez ya. Şu gelecek, şu gidecek. Ben sürekli gidiyorum, sorsana. İş alakına hastayım abi. Neyse biz güvendik, tuttuk, kazandık. Darısı artık şeylerin, yeni yatırımcıların başına. Ama buradan da tekrardan uyarımızı yapalım. Chiliz sene başında 2 centlerde geziyordu. Şu an 12-15 centlere kadar çıktı. Yani 7x yükseldi. Proje çok iyi, öne açık zaten burada. Bir sürü şey konuştuk. Ama her zaman alım yaparken hani fiyatı şişmiş şeyleri almamaya, daha uygun fiyatlı, evet. En azından fiyatın belli bir banda oturduğunda almak lazım. Grafik böyle dimdik durduğu zaman alım yaptığınız zaman muhtemel düşüşlerde psikolojinizi bozabilirsiniz diye uyarımızı da yapalım. Burayı basmasınlar ondan sonra. Aynen. Var mı aklında kalan bir şey Emre, ya da senin anlatmak istediğin evet, abi? Evet, senin de aslında anlatmak istediğin şeyler varsa. Ama aslında değindim. Bazı birkaç problem vardı işte o hani anlaması için insanların önemli yerlerde. Güzel sorular da sorduğunuz için ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz bugün. Evet. Biz de çok güzel keyif aldık. Bu ara piyasa kötü yani hani bizde benim en son yatırımım Chiliz'di. Gerçekten yatırım yaptım. Bir de trade için tuttuğum birkaç coin'im var. Stopları olur ya da olmaz. Biz piyasaya açıkçası yani uzun bir maratondan geçtiğimizi düşünüyoruz. Artık hani çoğu şey yükseldi, karlarımızı aldık. Birazcık izleme zamanı bizim için de. Biz de dedik bu hafta ofisi kapattık. Yani dedik off yapalım bu hafta gitmişiz. Aynen öyle. Birazcık hani dedik ne yapalım, senin yanına gelelim. Hem seni görürüz, sohbet ederiz. Ben kendi adıma çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir yayın oldu. İnşallah izleyen arkadaşlar için de keyifli, verimli olmuştur. Emre için de öyledir büyük ihtimal. Benim için de oldu. Oldu. Evet, ne yapıyoruz? Kapatıyor muyuz? İlk vlogumuz bu bizim. Evet, ben bu biraz... Ninja Traders'ın yapmış olduğu ilk vlog. Çok da değerli bir projeyle yaptığımızı düşünüyorum. Devamı da gelebilir. Bakarız. Devamı aynen. Her şey olabilir. İzlediğiniz ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.